Hepinize selam gençler. Bugün kariyerini tek takıma adayan futbolcuları videomda bulacaksınız. Hadi başlayalım. Bilindiği üzere endüstriyel futbol bugün fazlasıyla profesyonel bir alan. Futbolcular bu yüzden en yüksek teklifi veren başka takımlara gitmeye oldukça hevesli oluyorlar. Yine de bazı oyuncular vardır ki kariyerleri boyunca tek takımda kalmış ve takımları ve forma numaraları ile özdeşleşmiştir. Üstelik çok daha yüksek paralarla daha parlak kariyerlere sahip olmak varken gönül verdikleri şehirlerin gönül verdikleri takımlarında kalmayı tercih ediyorlar. Aslında kariyerlerini tek takımda geçiren futbolcular listesi pek az da sayılmaz. Ancak ben şimdi bazı belli başlı isimleri videoya aldım. Listemizin ilk sırasındaki oyuncu Bülent Korkmaz. Galatasaray'da 1985-2005 yılları arasında forma giymiştir. Yani tam 20 yıl. Galatasaray'ın 90'lı yıllarına damgasını vurmuş kaptanı Bülent Korkmaz, altyapısından çıktığı Galatasaray'la 428 tane maça çıktı. Savunmanın göbeğindeki yerini 3 numaralı formasıyla 20 yıl boyunca muhafaza etti ve toplam 15 tane gol attı. Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında olduğu ve en büyük başarılarını kazandırdığı yıllarda Kaptan Bülent de Türkiye futbolunda kalıcı izler bıraktı. 8 lig şampiyonluğu, 6 Türkiye kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı kupası, 2 Başbakanlık kupasının yanında UEFA kupası ve UEFA Süper Kupası şampiyonluklarını da yaşadı. Bu istatistiklerle hem Galatasaray'ın en çok maça çıkan oyuncusu hem de en fazla kupa başarısı elde etmiş Türk futbolcu oldu. Bir diğer futbolcumuz Carles Puyol. Barcelona'da 1999 ve 2014 yılları arasında tam 15 yıl forma giymiştir. Altyapıdan başlayıp B takıma geçtikten sonra A takımda sürdürdüğü kariyeri boyunca Barcelona defansının gerçek anlamda bel kemiği olan Kaptan Puyol'u futbol severler iki şeyle hiç unutmazlar. Birincisi saç stili. Örnek centilmen davranışları, rakip takımın attığı yabancı maddelere ceza almasınlar diye hakemin gözünün önünden kaçırma. Biliyorsunuz bunlar Puyol'un yaptığı centilmenlik hareketleridir. Bunların yanında Barcelona ile büyük başarılar elde etti. 5 numaralı formayla kaptanlık pazubandını yıllarca taşıdı ve 481 defa Barcelona forması giydi ve 12 defa gol attı. Şimdi Daniele De Rossi. Bunu birçoğunuz yakından biliyorsunuzdur. Roma'da 2002 yılından beri oynamaktadır. De Rossi doğduğu şehir olan Roma'da futbol hayatına başladı ve bu şehrin dışına çıkmayarak 16 numaralı formanın tek sahibi oldu. Şimdiye kadar 600'den fazla maça çıktı, 30'dan fazla gole imza attı. Bir diğer ismimiz Francesco Totti. 1993-2017 yılları arasında tam 24 yıl forma giymiştir. Puyol ne kadar centilmenliği ile akıllarda yer edindiyse Totti de öfkesi ve hırçınlığı ile akıllarda yer ediniyor. Yine de onu seven de milyonlar var. Doğup büyüdüğü Roma şehrinde 10 numaralı formayla 24 yıl top koşturdu. 16 yaşında başlayan kariyerini 41 yaşında sonlandırdı ve yıllarca kaptanlık pazubandını taşıdı. Forvet olarak 619 maça çıkıp tam 250 gol atarak Roma'nın hem en çok forma giyen hem de en skorer oyuncusu oldu. Ayrıca bu istatistikle İtalya Serie A lig tarihinin de en golcü ikinci oyuncusudur. Bir diğer oyuncumuz Gary Neville. Manchester United'da 1992 ve 2011 yılları arasında forma giymiştir. Forma numarası ilk yıllarda değişse de Manchester United'ın 2 numaralı formasını 95 yılından sonra hep taşıyan isim Neville'di. Ferguson'un gençleri kervanındandır. Sağ bek olarak çıktığı 400 maçta 5 gol atsa da Ferguson'la altın yıllarını yaşayan Manchester'da mevkisinin hep vazgeçilmez ismi oldu ve 2005'ten sonra takım kaptanlığını yaptı. Şimdi Rus kaleci Igor Akinfev. CSKA Moskova'da 2003'ten bu yana forma giymektedir. CSKA Moskova'nın tecrübeli kalecisi 2003 yılından beri takımının ve Rusya milli takımının vazgeçilmezi konumunda. 17 yaşında giymeye başladığı 1 numaralı formayla 340'tan fazla maça çıkan Akinfev, 2004-2005 UEFA Kupası şampiyonu olan CSKA'nın kalesini büyük bir başarıyla korudu. Halen CSKA kalesi ona emanet. Tabii ki de Rusya kalesi de. Şimdi Jamie Carragher. Liverpool formasını 1993 ve 2013 yılları arasında terletmiştir. Liverpool altyapısından çıkıp defansta oynamaya başlayan Jamie Carragher, kariyeri boyunca 508 defa maça çıktı. Liverpool için sadece 4 gol kaydetse de takımın vazgeçilmezi oldu. Carragher'ı ilginç yapan bir olay ise bir röportajında çocukken Everton taraftarı olduğunu ve en büyük hayalinin Liverpool'a gol atmak olduğunu söylemiştir. 2010 yılında düzenlenen Everton Liverpool hazırlık maçında Everton adına bir penaltı kullanarak kendi kalesine gol attı. We've got Andre Wisdom at right back at the moment. That's Luke Garbutt's ball in, which wasn't a bad cross from that left hand side. And what's the referee given here? With a penalty. And Everton have a penalty at the Anfield Road end. Well, you sense by the smiles that it's a little bit of a generous award, I think.
Ichikubu then from the spot, Carragher steps up and puts it home. Jamie Carragher takes it away from Ichikubu and slots one past Brad Jones, and that is the last action for Jamie Carragher, who takes the applause from all inside Anfield. Jamie Carragher's testimonial. Liverpool leading Everton by 3-1. Well, it's schoolboy ambition, I suppose, to score for Everton. Şimdiki ismi birçoğunuz yakından tanıyorsunuz. Belki de dünyanın en iyi oyuncusu Lionel Messi. 2004 yılından bu yana Barcelona forması giyiyor Lionel Messi. Zaten onu anlatmaya gerek yok. Yaşayan en büyük 10 numaralı futbolcu. Altyapısından çıktığı Barcelona'da 400'den fazla maç oynayıp yaşamadığı, başarı almadığı, kupa gol atmadığı takım kırmadı, rekor kalmadı. Ve bunu siz çok iyi biliyorsunuz zaten. Bir diğer ismimiz Paolo Maldini. Milan formasını 1984-2009 yılları arasında terletmiştir. Berlusconi'nin Milan'ı satın alıp Avrupa'da ve İtalya'da uçurduğu tüm yıllar boyunca 3 numaralı formanın tek taşıyıcısı vardı. O da Maldini. Hepimizin hafızalarında yer edinen efsane Milan kadrosu denince savunmanın sol tarafında yer alan değişmez isim olur. Maldini için aile boyu Milan'lı desek yanlış olmaz aslında. Babası da yine bir Milan efsanesi olan Cesare Maldini'dir. Paolo çıktığı 877 maçta 29 gol kaydetti. Başarılı geçen kariyerini sonlandırdıktan sonra oğulları Christian ve Daniel'i de Milan'ın altyapısına aldırdı. Ve şimdi onlar da babalarının izinden yürüyorlar. Bir diğer ismimiz Turgay Şeren. Galatasaray 1947-1967 yılları arasında tam 20 yıl forma giymiştir. Turgay Şeren ilgili şöyle bir ön bilgiyle başlayalım. Turgay Şeren 1959 yılında River Plate ile bir anlaşma imzaladı ve Arjantin'e giderek River ile 3 hazırlık karşılaşmasına da çıktı. Ancak Galatasaray daha sonra istediği bonservis ücretini yükseltince anlaşma iptal edildi ve Turgay Şeren Türkiye'ye geri döndü. Ve tüm kariyeri böylece sadece Galatasaray formasıyla geçirdi. Futbol severler onu lakabı olan Berlin Kaplanı ismiyle tanırlar. 1951 yılında deplasmanda oynanan ve Türkiye'nin Batı Almanya'yı 2-1 mağlup ettiği maçtan sonra bu unvan kendisine yakıştırıldı. Öyle ki Türkiye A milli takımının ilk dünya deneyimi olan 1954'te de kale ona emanet edildi. Turgay Şeren Galatasaray'la 369 maça çıktı. Henüz profesyonel futbol ligi kurulmadığından Milli Lig ve İstanbul Profesyonel Ligi şampiyonlukları elde etti. Bir diğer ismimiz Paul Scholes. Manchester United'da 1993 ve 2013 yılları arasında forma giymiştir. Ferguson'ın gençleri Manchester'da hem başarısının hem de istikrarın abidesi olmuşlardır. Paul Scholes da onlardan birisi keza. Önceleri 18 numaralı formayı giydi. Ancak daha sonra bu formanın Ashley Young'a verilmesi üzerine 22 numaralı formayı aldı. Orta sahanın en değişmez oyuncularından oldu. Manchester United'da 499 lig başına çıkıp 107 gol attı ve tarihin belki de gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından birisi olarak kabul ediliyor. Bir diğer Ferguson'un genci Ryan Giggs'tir. Bir diğer Manu efsanesi 11 numaralı formayla çıktığı 672 maçta 114 gol attı. Sırada Santiago Bernabéu var. Real Madrid efsanesidir. 1912-1927 yıllar arasında oynamıştır. O sadece stadyum ismi değil, Real Madrid'in hem efsanevi oyuncusu hem de başkanı olmuş bir oyuncudur Bernabéu. Modern futbol öncesi yıllarda çıktı. 78 maçta 69 gol atmıştır. 15 yıllık kariyerde 78 maç bugün için çok az görülebilir ancak hem o yıllarda futbol henüz emekleme dönemindeydi hem de 1. Dünya Savaşı yılları sebebiyle düzenli işleyen bir futbol dünyası yoktu. Şimdi Manuel Pellegrini. Universidad de Chile takımında 1973-1986 yılları arasında 13 yıl forma giydi. Şu an teknik direktör olarak Avrupa'da izler bırakan Pellegrini futbolculuk kariyerini tek takımda geçiren oyunculardan. Chile'nin Universidad de Chile takımıyla stoper olarak çıktığı 451 maçta 7 golü var. Teknik direktörlükte ismini çok duyursa da futbolculuk kariyeri pek başarılarla dolu olmadı. Şimdi yine yakından tanıdığınız bir isim var. Özellikle Beşiktaşlıların hakkı yeten. 1931-1948 yılları arasında 17 yıl forma giymiştir. Baba Hakkı'yı bilmeyen Beşiktaşlı yoktur. Modern futbolun henüz oluşmadığı yıllarda top koştursa da bugün bile unutulmamış bir efsanedir Hakkı Yeten. Beşiktaş'ın kuruluşunun henüz 5. yılında Osmanlı topraklarında doğan Hakkı Yeten, Beşiktaş formasıyla 439 maçı çıkıp 382 gol attı. Ayrıca Beşiktaş teknik direktörlük ve 1960-1968 yılları arasında da başkanlığını da yaptı. Gençler, video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler.